Şu anda bulunduğumuz Nikser yolu kavşağına battı çıktı kavşak yapılması halkımız arasında çokça sorulan bir durum. Trafik uzmanı olarak sizin fikriniz nedir hocam? Şimdi öncelikle bu battı çıktı sorularını gündeme getirebilmek için şunu söylemekte fayda var. Öncelikle buna karar verecek aslında teknik verilerdir. Yani trafik hacmidir. Şimdi burada yapmış olduğumuz ölçümlerde ki Ramazan ayında yaptık aslında biraz da trafiğin düşük olduğu bir zamandı ama bunu tabii %10-15 arttığını düşünerek ben rakamları vermek istiyorum. Yaklaşık 3500 saatlik trafik hacmi var. Akşam trafik yoğunluğunda. Şimdi bunu günlüğe çevirecek olursak, günlük trafik hacmine çevirecek olursak yaklaşık 15.000-16.000 yıllık ortalama günlük trafik hacmi var bu kavşakta. Şimdi bu tür kavşaklarda dal battı çıktılar yapılabilmesi için sistem aslında bir bütün olarak bakılması lazım. Bir network olarak bakılması lazım. Yani ulaşım ağının tümüne birlikte. Acaba bu kavşakta gerçekten battı çıktı mecbur mudur değil midir? Trafik hacmi açısından baktığımız zaman bu kavşakta öncelikle battı çıktı gibi farklı düzeyli kavşak yapılması, yani eş düzey değil farklı düzeyli kavşak yapılması bir defa trafik mühendisliği ve kamu kaynakları anlamında uygun değildir. Bu öncelikle söylemek istiyorum. İkinci bir noktada eğer bu burada bir battı çıktı yapıldığı zaman diğer hemen bir sonraki kavşakta aynı benzer durumda aynı sorun tekrar oraya yüklenecektir. Sonuçta değişen bir şey yok olmayacaktır. Tabii battı çıktılar da kentin özellikle anahtar bir kavşak olup olmadığına bakılır. Şimdi bu Gazi Nikser kavşağı bu başında bulunduğumuz kavşak aslında anahtar bir kavşak. Bu kentin anahtar kavşağı değildir. Çünkü buradaki kavşakların neredeyse tümü hem Gazi Osman Paşa Bulvarı üzerinde bulunan kavşakların tümü anahtar niteliğinde bir kavşaktır. Ve burada trafik hacmi itibariyle battı çıktı yapmanın hem kamu kaynağı anlamında hem trafik mühendisliği anlamında hiçbir anlamı yoktur. Buradaki yatılacak para bu kente daha etkin ve verimli şekilde kullanılabilir. Tabii burası bu kent aynı zamanda bu bir taşkın bölgesidir. Taşkını da düşünmek lazım. Yapılmış olduğumuz ölçümlerde bu kavşakta transit trafik olarak adlandırdığımız kente uğramadan geçen trafik sayısı oldukça azdır. Bu kavşağın eş düzey olarak çözülmesi önemli. Yapmış olduğumuz çalışmalarda da hizmet seviyesinin D seviyesinde yani C ve D seviyesinde olduğu hacim ve kapasite oranının %50'lerde olduğu bir kavşakta battı çıktı olarak adlandırdığımız kavşak yapılması mümkün. Yani mümkün değil olmamakla birlikte uygun değildir. Ayrıca bir tür kavşaklar kentlerde aslında genel olarak Anadolu kentlerinde de uygun değildir. Çünkü bunların çevreye vermiş olduğu bir zarardan öte bariyer etkisi oluştururlar. Yani kenti bölerler ikiye bölerler. Yani insanların yaşadığı yaya olarak yürüdüğü yerlerde kentin böldüğünü düşündüğünüz zaman böyle bir kentte yaşamak ister misiniz? Buradaki vatandaşlar da bunu diğer kentlerin bazıları örnek alarak dikkate almak zorundadırlar ve düşünmek zorundadırlar. Teşekkür ediyorum.